Sirçan Bojic. Burada bahsetmedim. Sanırım yazılı olan blogda bahsetmiştim. Karadağ'da farklı bir Ortodoks nüfusunun fazlalığından dolayı iki tane Christmas, Noel, iki tane de Yeni Yıl kutlanmakta. Bu ne anlama geliyor? Normal koşullarda Katolik mezhebinin Christmas'ı 24 Aralık'ta iken Ortodoksların Christmas'ı bugün oluyor. Dolayısıyla biraz uzun süren bir tatil periyotları var. Bu arada eğer ki uluslararası iş yapıyorsanız şunun altını çizmek isterim. 3 aşağı 5 yukarı 15 Aralık 15 Ocak arası dünyada işler durur büyük oranda. Zira insanlar Hristiyanlıkta tıpkı Müslümanların bayramları gibi bu Christmas dönemleri aileyle geçirilmesi gereken bir dönem olarak kabul edilmekte. Dolayısıyla seyahatler inanılmaz artmakta. O ülkeden o ülkeye, bu şehirden bu şehre şeklinde inanılmaz artmakta. Kuyruk. İnanılmaz artmakta ve insanlar bu tatil periyotlarını aileleriyle geçirmekte. Aynı şekilde işletmelerde kapanmakta tabii ki. Hani eğer ki yurt dışı ile iş yapıyorsanız, özellikle Hristiyan nüfusun, Ortodoks ve Katolik Hristiyan nüfusun fazla olduğu ülkelerle iş yapıyorsanız buna dikkat etmenizde fayda var. Aralık ayında bir Türkiye'ye gidip geldim. Bazı işleri halletmek ve bahçe için aldığım bazı malzemeleri getirmek için. Yollardan bahsetmek istiyorum. Normal koşullarda daha önce gidecektim. Hani Eylül ayında gitmeyi planladım. Nisan ayında gitmeyi planladım. Komşumun kalp krizi geçirmesinden rahatsızlanmasından ötürü olmadı. Yaz boyu işte bahçeyi bırakamadım. Sonbaharda gideyim dedim. Manga yaralandı. Ondan sonra öldürüldü. Ben alt üst oldum falan filan derken geldik Aralık ayına. Beni şahsen tanıyanlar bilirler. Anne olmadan önce, Benek ve Haylaz'ın annesi olmadan önce ben inanılmaz gezerdim. Hani her doğum günümü belli bir yerde kutlardım. Mesela en son 40. yaş günümü Paris'teki Özgürlük Kadını heykeliyle, normal koşullarda Amerika'dakinde niyetim vardı. Bilet fiyatları fazla gelmişti. Ama zaten Özgürlük Anıtı da orijinalinde Fransızlar tarafından yapılıp Amerika'ya gönderilmiş ve Paris'te Sen Nehri'nin üzerinde de onun daha küçük ölçekli tabii ki. Hani ona kıyaslarsanız daha küçük, gene bile bir 4-5 metre, ama Amerika'dakine kıyaslarsanız daha küçük ölçekte bir heykeli var. Birkaç yerde var hatta, bu Özgürlük Statue of Liberty. Birkaç yerde mevcut. Ben aslında 40. yaş gününü orada kutlamıştım. Paris'te 41. yaş günümü Tanrıça Athena ile Atina'da kutlamıştım. Ondan sonra da Benek'le Haylaz'ın annesi olunca gezme bitti. Bu sene dedim, hani nereye getireceğim konuyu? Bu sene dedim hadi bir şeyler yapayım. 5 Aralık benim doğum günüm normal koşullarda. Doğum günümü giderken mum ve çakmak almıştım yanıma. Hani dedim 5 Aralık sabahında kontak döner, teker döner. Başladık buradan, yola çıktık. Dağda bir yerde bir baktım çok güzel bir dağ zirvesi. Onu bloğa atacağım. zelcestanblogspot.com'a atacağım onun fotoğrafını. Velhasıl orada. Yalnız şöyle bir şey oldu. Google Maps inanılmaz saçmaladı. İnanılmaz. Hani normal koşullarda Google Maps'i ben kullanıyordum yollarda. Ama inanılmaz ötesi saçmaladı. Geçen yaz Karadağ'da otoban açıldı. Normal koşullarda Google Maps'te ücretli yolları avoid. Ücretli yolları dahil etme. Hani ücretsiz yolları seç gibisinden bir seçenek vardır Google Maps'te. Onu seçmiş olmama rağmen Google Maps beni ısrarla otobana sürükledi, otobana soktu. Otobana sokmasın hiçbir sıkıntı yok. Yalnız otobanın girişi, otobandan çıkış felaketle rezalet arası bir yol. Kısa videolarını hatta Winter Drive olaraktan Vlog'a atmıştım. Short olaraktan atmıştım Vlog'a. Çok feciydi. Haylaz gidişte kustuğu için çocuk şört defa durup ıslak mendillerle Haylaz'ın kusmuklarını, ağzının yüzünü, baloncuklar geliyordu artık çocuk, kedinin ağzından. Dedim dönüşte ben bu yolu kullanmayayım. Hani ne yapayım yapayım, bu yolu kullanmayayım. Videolardan zaten göreceksiniz. Ben Akdenizliyim. Benim karda sürüş deneyimim yok. Ben kar zinciri nedir burada gördüm. Hatta demiştim daha önce de. Bir arkadaşın kocasına sordum ben bunu nasıl kullanırım falan diyerek. Velhasıl Akdenizli biri için kar bir şey ifade etmiyor. Du. Du. Hikayenin ikinci kısmı var çünkü. Velhasıl ne yaptık? Karadağ, Kosova, Makedonya,
Bulgaristan'dan çıkacaktım normalde ama Google Maps orada da saçmaladı. Bir baktım Yunanistan sınırındayım. Neyse ki Schengen vizem var. Bu arada aklınızda bulunsun, Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'yle tam üyeliği kabul edilmedi. Dolayısıyla Schengen vizenizle Bulgaristan'a girebilirsiniz ancak Bulgaristan vizenizle Schengen'e giremezsiniz. Bundan dolayı eğer ki Schengen'e gitme niyetiniz varsa bir Schengen ülkesinden almanızı tavsiye ederim vizenizi. Şükür benim vizenin süresi hala bitmedi. Bitince muhtemelen bir daha arabayla oralardan geçemeyeceğim diye düşünüyorum. Çünkü çok maliyeti var benim için. Çalışmayan biri için büyük paralar. Velhasıl o güzergaha soktu beni, tamam. Oradan gittim. Ne yaptık? Normal koşullarda kişilerin hepsinde nakit kabul ediliyor. Yalnız mümkün mertebe bozukluk bulundurun üzerinizde. 20 sent, 50 sent. Bir rahat vermiyor. 50 centten küçük para kabul edilmiyor genel olaraktan. Dolayısıyla tavsiyem hani 50'lik 1'lik 2'lik olaraktan bol miktarda metal para. Hatunun keyfine. Bol miktarda metal para bulundurmanız yanınızda daha kolaylık olacaktır. Türkiye'deki gibi bir kart sistemi anladığım kadarıyla, özellikle Yunanistan'da anladığım kadarıyla Yunanistan plakalı olan araçlarda var. Mesela Bulgaristan'da da vinyet var. Bulgaristan'da vinyeti alıyorsunuz. Plakanıza, ruhsatınızda nasıl yazılıysa o şekilde vinyetinizi alıyorsunuz. Sınırsız istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Sonrasında bir ödeme falan yapmanıza gerek olmuyor. Ama Yunanistan, Makedonya ve Karadağ'da böyle değil. Nakit olarak ödemeniz gerekiyor. Oranın plakasına sahip değilseniz kart alamıyorsunuz. Ah, yaklaşık olarak 1350, tabii 1350 kilometre, 1350-1400 kilometre yaklaşık olarak buradan İstanbul'a gittim. Planlar sürekli değiştiği için buradan İstanbul'a gittim. Yaklaşık 1350-1400 kilometre. 3 aşağı 5 yukarı 1,5 tank, 70-80 litre kadar bir yakıt kullandım. Otoyollara 3 aşağı 5 yukarı tek yönde otoyollara yaklaşık olarak 20 euro ödedim. Hani maliyetiniz 3 aşağı 5 yukarı, eğer ki arabayla gel git yapacaksanız maliyetinizi çıkarabilirsiniz diyerekten. Tesisler kedileri kabul etmediği için ya da kedi kabul eden tesisler çok pahalı olduğu için arka koltukta bebelerimle uyuduk. Hani çektim bir benzinliğe, düzgün olan benzinliklere çekiyorum. Arka koltukta bebelerimle sarılıp uyuyorum. Zaten onlar direkt ah bebi ne? Opras mı olayım? Seveceğim diye tırnak geçirdi hatun. Tırnaklarını kesmiyorum bahçedeki kedilerin. Benek ve Haylaz'ınkini kesiyorum ama bahçedekileri kesmiyorum. Tırnakları onların silahları çünkü. Farkında olmadan bana da kullanıyorlar ama. Bebelerimle beraber uyuduk. Düzgün olan benzinliklere çekip. Türkiye'de HGS sistemi gene çalışmadı. Gene benim arabadan bir tanesini çekmiş, diğerlerini çekmemiş. HGS'ye mail attım, dedim bakın böyle böyle. HGS çünkü daha öncesinde bir sıkıntı yarattı. Geçen sene, önceki sene, Ekim ayında gittiğimizde de sıkıntı yarattı. Yine çekmemişti. Dediler böyle böyle çekmemiş. Dedim tamam hani çünkü okuyoruz, görüyoruz böyle işte haciz geldi, şu oldu, bu oldu bilmem ne. Kredi kartımla ödedim, faizli olaraktan ödemek zorunda kaldım. Normalde kartımda para olmasına rağmen faizli olarak ödemek zorunda kaldım. Ondan sonra biz kartınızdan da çektik dediler. Dedim o zaman parayı iade edin. Yok işte orijinal evraklar lazım, işte şu lazım, bu lazım. Zaten benim buradan Türkiye evrak göndermem, postayla bile göndersem 4-5 euro. Kargoyla göndersem 80 euro, 80-90 euro arası bir rakam. Elini saf. Dolayısıyla HGS gene çalışmadı bende. Mail attım ama bir dönüş almadım HGS'den, karayollarından. Peki, Türkiye maliyetini o yüzden tam olarak bilemiyorum. Sonrasında çektiler mi, ne yaptılar, hiçbir fikrim yok. En azından ben hani sorumlu olarak ben kendilerine bildirimi yaptım. Dönüşte ne yaptık? Dönüşte Yunanistan üzerinden gelmeye niyetim vardı. Ha, Türkiye'ye girişte şeyi sordum. Normal koşullarda canlı bitkileri uluslararası olarak götüremezsiniz. Bitki sağlık sertifikası, işte menşe şehadetnamesi falan filan gibisinden bazı evraklara ihtiyacınız var. Bir de CITES var. CITES olarak yazılıyor. Duyduğunu duyan oldu mu bilmiyorum. CITES normalde uluslararası olarak soyu tükenmekte olan hayvan ve bitkilerin korunmasıdır. Bazı hayvan ve bitkileri uluslararası dolaşıma sokamazsınız. Nedir? Mesela Sivas Kangalı'nı Türkiye'den çıkaramazsınız. Van kedisini Türkiye'den çıkaramazsınız. Salep bitkisini Türkiye'den çıkaramazsınız. Kumzambağı, şemdinli lalesi,
ilk aklıma gelenler. Hani bunları Türkiye'den çıkaramazsınız. Bunlar CITES kapsamında koruma altında olan türler. Türkiye'ye girişte gümrüğe özellikle şeyi sordum dedim. Hani böyle böyle CITES kapsamında değiller. Çünkü bu Karadağ'da yeşillik yok. Ben ekşi severim. Hani Adanalıyım. Biz böyle Adana'da tezgahlarda satılırdı erikler. Okul çıkışlarında falan ya da yolda yürürken giderdik alırdık. Bir minik külahın içerisinde de tuz olurdu böyle. Onu gayet güzel hapur hapur yerdik. Ve Karadağ'da yeşillik yok. Dalga geçiyorum zannettiler. Dedim işim maksat böyle böyle CITES kapsamında değil. Sarı kiraz, yeşil erik, yeni dünya falan dedim hani götüreceğim. Bizden yana sıkıntı yok dedi gümrük ama dedi Yunanistan belki sıkıntı yaratabilir ona bir şey diyemem. Peki. Dönüşte işte işleri halledemedim bazılarını. Halledebildiğimi hallettim. Alabileceğimi aldım. Hatta iki paketimi İstanbul'da unutmuşum yeğenim girdi. Onları getirmenin bir yolunu bulmam lazım. Zira şey aşı macunu, köklendirme hormonu falan. Bakalım. Velhasıl Tekirdağ'da bizim grup üzerinden bir Murat Bakan Bey var. Tekirdağ'da. Trakya tohum fide. Eğer tohum fide ihtiyacınız varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Facebook üzerinden bilgilerine ulaşabilirsiniz ya da bloğa attığım zelcestanblogspot.com'da da var Murat Bakan'ın bilgileri. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Düzgün, dürüst bir satıcı en azından gerçek şeyi satıyor. Çünkü internette şeyleri ben çok duydum. Atıyorum yeşil erik alıyorsunuz, mürdüm eriği çıkıyor. Ya da işte sarı kiraz alıyorsunuz, kırmızı kiraz çıkıyor gibi gibi. Alakasız. Bibi, saçto. Saçto, çiğsi, yedeşmeni, ha? Beni ısırıyor hatun. İlgi çekmeye çalışıyor çocuk sonuçta. Velhasıl Murat Bey'le yazışmıştık dedim böyle böyle işte sarı kiraz, yeşil erik, yeni dünya hatta olursa karadut. Son anda bir arkadaşım da enginar soktu buradan kafama. Dedim denemesi bedava. Bedava değil fideye para veriyorsunuz ama hani olursa çok güzel olur. Velhasıl dönüşte bir baktım. Hakikaten Murat Bey kendisinin küçük serasının bahçesine koymuş böyle saksılar içerisinde enginar fideleri. Trakya buradan daha sıcak bir iklime sahip değil. Hani orada oluyorsa, Trakya'da oluyorsa enginar burada hoplaya zıplaya olur diye bir tane 15'li paket aldım geldim. Ama dönüşte GPS gene sapıttı. Ben Yunanistan üzerinden dönmeyi düşünürken bir baktım, aa Bulgaristan. Peki. Ve Google Maps özellikle şeyi yaptı. Hani Keşan'da dikkatimi çekti özellikle gidişte. Normalde kavşak var, kavşaktan düz gitmem lazım ama GPS diyor ki sağa dön, 1 kilometre devam et, U dönüşü al, ondan sonra tekrar devam et. Ya şimdi ben düz gideceksem niye girip çıkayım Keşan'ın içerisine diyerekten. Yeğenimin kocası söyledi ki mantıklı geldi sonrasında yaşadıklarımı düşününce. Google Maps işletmelerden reklam ücreti, hani data mining olaraktan, bilgi madenciliği olaraktan çok yapılıyor. Google Maps böyle bir şey yapmaya başlamış. Çok alakasız, çok saçma salak yerlere sokuyor sizi. O yüzden iyice inceleyin derim. Çünkü dönüşte de beni Tonga'ya düşürdü. Yunanistan yerine A Bulgaristan, İpsala. Peki, sıkıntı yok. Bulgaristan gümrüğünde sağ olsunlar sigara kaçakçılığı, sigara sanırım çok pahalı Bulgaristan'da. Hani bende derde derman deseniz tek bir tane sigara bulamazsınız çünkü kullanmıyorum artık. Sigara kaçakçılığı sanırım çok fazla. Bu yüzden dedi indir bagajı. Dedim eyvah. Eyvah dedim çünkü yaklaşık olarak 400 kilo yükle geldim ben. O 400 kilonun 250 kilosunu indirtti bana gümrük. Ondan sonra Stepney'e varana kadar kontrol etti. Dedi tamam. Sigara dedim hiç yok. Dedi bunlar dedim yani gübre işte hormon falan filan bahçe için. Ondan sonrasına tekrardan yükledim. Ondan sonra devam ettim. Dönüşte denemek istiyordum o yolu. Çok gözümü korkutuyorlardı. Denemek istiyordum o yolu. Dönüşte Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ olaraktan yaptım. Hava gerçekten çok kötüydü. Özellikle Sırbistan, Belgrad'dan sonra hava inanılmaz kötüydü. Onca sis, kar, her yer beyaz lambalar. Yani yaşanır anlatılmaz. Karadağ Roza'ya girişte vardı yol yapım çalışmaları. Onda da sinyalizasyon sisteminde bazı sıkıntılar vardı. Tünelde bana da yeşil yanıyor, karşıya da yeşil yanıyor. İki taraf tünele bir geldim. Tünelde kamyon var karşımda. Ya Rabbi şükür kaçacak yerde yok. Yollar kenarları kızılmış.
ucu ucuna kurtardık. Velhasıl Berane'de özellikle durup kontrol ettim. Dedim hani tekrardan o yola girmeyeyim çünkü kar, kış ve haylaz özellikle. Yani çocuk çok kötü oldu giderken. O yola girmeyeyim diye uğraştım. Baktım yol yok, oradan geçmiyorum. Tamam, güzel. Tin tin tin, ondan sonra ehlen ve sehlen. Google Maps beni gene o yola soktu. Şöyle düşünün, yolun kenarlarında yaklaşık olarak 40-50 santim kar. Yolda 15 santim kar, sadece tek şerit teker izleri var. Sağda solda zemin var mı yoksa kar mı bilmiyorsunuz. İnanılmaz virajlı, rampa yukarı. Orada hatta manyağın bir tanesi, AN ile başlayan plakası, manyağın bir tanesi dibime yapıştı. Hızlı git ya, o yolda, o koşullarda 30-35 ile gidiyorum, daha fazlasını yapamam. En son umarım altında toprak vardır diye umaraktan sağa çektim, durdum. Geçti gitti ama ben alkışladım onu, bravo hızlı şoför diye. Sonrasında gördüm bizim hızlı şoförün teker izlerini yerde, zigzaklar çize çize. Hiç gerek yok. Velhasıl, bagaj kontrolü sadece Bulgaristan'da yapıldı ve Türkiye girişte yapıldı. Onun dışındaki ülkelerde sıkıntı olmadı. Sırbistan girişte hani dediler, deklar edeceğiniz bir şey var mı? Altın, para ve benzeri bir şey. Dedim yok. Kedilerim var sadece. Evraklar zaten elimde sürekli. Dediler yok, onlarla ilgilenmiyoruz. Onun dışında 3 aşağı 5 yukarı 2,5 3'e yakın. Tabii 3. 3 aşağı 5 yukarı 3 depo yakıt kullandım. Yollar, otoyollar yaklaşık olarak 40 euro tuttu gidiş gelişim. 3 aşağı 5 yukarı 2700 kilometre yol yaptım. Tabii 3 depo. 2700 kilometre yol yaptım yaklaşık olaraktan. Yol, hava ve yol koşullarından dolayı, daha ziyade hava koşullarından dolayı 3 aşağı 5 yukarı 1,5 günde gittim, 1,5 günde geldim. Onun dışında vize konusunu zaten söyledim. Schengen vizenizle Yunanistan ve Bulgaristan'a girebilirsiniz. Ama Bulgaristan vizenizle sadece Bulgaristan'a girebilirsiniz. Onun dışında tüm Ortodoks arkadaşlarıma mutlu noeller diliyorum. Görüşmek üzere.